Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çizgi film karakterlerini bulacağız. Timothy'yi gördün mü evladım? Valla buralarda hiç görmedim. Şöyle tekrardan bir bakayım. Gerçekten de ortalıkta yok ama merak etme, bugün onu bulmaya çalışacağım. Bulmamız gereken 105 tane karakter var. Hadi o zaman artık videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın, tamam mı? Sanırım Tweety'nin babaannesi de çizgi film karakteri sayılıyordu. Artık babaannesi mi, annesi mi yoksa sahibi mi bilmiyorum orasını. Bu arada içeride bir karakter var ama VIP odaymış. Burası da kapalı ya. Neyse biz en iyisi şu diğer karakterleri bulmaya başlayalım. Hatta şu binanın içinde kesin bir tane vardır bence. İşte burada. K9 köpeğini bulduk. Oğlum bu çok tatlı bir köpek. Bundan nasıl K9 olacak onu da anlamadım vallahi. Biraz da şu arka taraflara bir bakayım. Şurada City Hall diye bir yer var. Değişik bir yere benziyor. Ve ayrıca burada da Sylvester var. Acaba Tweety'yi gördü mü ki ya? Belki de içeridedir. Bir tane buton bulmamız gerekiyormuş. Çatıda bir şeyler var galiba. Önce şunu bir alalım. İçeriye de girilmiyor zaten. Şu butonu bir bulmam lazım. Bence şu arka tarafa biriz. Aha işte burada. Sarı renkli buton. Oğlum bir anda çatıya ışınlandım. Hemen alalım buradaki karakteri de. Hem de zor seviyeden bulduk. Çok iyi gidiyoruz. Ama Tweety'yi hala bulamadık. Nerede olabilir ki? Şu süpermarkete bir girip bakalım. Belki yiyecek bir şeyler de alırız. Burada bir tane çizgi film karakteri var. Hemen alalım şunu da. Bu da Miss Prissy diye birisi. Sanırım Daffy Duck'ın akrabalarından birisi olabilir. Bir de şurada bir oda var. Hemen buraya da girip bakalım. Valla burada hiçbir şey görünmüyor. Tweety burada da değil. Burada donutçu bile var ya. Çok güzel. Bir tane fil var. Oğlum niye bu kadar sinirlisin? Zaten bebek filsin sen. Ne sinirlenmiş olabilirsin? Neyse şuradan devam edelim. Bu berberde açılmıyor. O zaman niye koymuşlar ki? Oğlum ben bu horozu biliyorum. Adını unuttum ama. Siz adını biliyorsanız yorumlara yazın. Hemen şuradan dolanıp binanın içine de bakalım. Girilmiyor ama zaten içerisi boş görünüyor. Şuradaki sarı ev bayağı bir büyük duruyor. Kesin içeride bir sürü çizgi film karakteri vardır. Hızlıca girip bir bakalım. Belki Tweety içeride bile olabilir yani. Bakayım. Valla Tweety yok ama Hubby diye birisi var. Bunu da tam hatırlayamadım. Neyse burada gizli bir geçit yok. Bir de üst katı varmış. Üst kata da çıkıp bakalım hemen. Oo yaş pasta. Acaba kimin doğum günüydü? Oğlum havuçlu yaş pasta mı olur ya? Ben daha önce hiç havuçlu yaş pasta yemedim. Ve en çok meyveli yaş pasta severim. Tabii çikolatalı da bazen güzel oluyor işte. Siz neli yaş pasta seviyorsunuz? Herkes yorumlara yazsın bakalım. Burada bir arkadaş var. Gitar çalabiliyor. Kanka çal da dinleyelim. Sağ ol kanka, bu kadar çalman gerçekten çok yeterli oldu. Ben gideyim de başka işlerim vardı. Oğlum o neydi ya? Ne biçim çalıyordu öyle? Sesi de iğrençti ayrıca. Neyse şu eve girip bakalım bir de. Aa burada bundal var. Bundal mıydı bu ya? Bir de şu üst kata bakalım neler varmış. Bir tane fare var. Hem de hep pastanın üstüne peynir koymuş. Vallahi havuçlu pastadan daha lezzetli olmuştur bence. Neyse o evdeki işimiz de bitti. Sadece çatıda bir tane Sylvester görmüştüm. Onu nasıl alabiliriz ki ya? Buradan da hiç çatıya çıkış falan yok. Şu camın oradan mı denesem? Duvarlar da biraz girintili çıkıntılı. Şuradan zıplamayı denesem şöyle. Yok ya vallahi olacak gibi değil. Neyse artık o Sylvester'ı da başka zaman alırız. Şurada bir tane daha çizgi film karakteri var. Onu da aldım. Bu da Barnyard Dog diye bir şeymiş işte. Şurada da bir tane gördüm. Vallahi uzaktan yaşlı bir amcaya benziyor sadece. Alalım şöyle. Oha!
Oğlum bir anda uzaya ışınlandım. Dünyayı görüyorum. Dünyadan kendime el sallasam görür müyüm acaba? Gezegenler de çok güzel duruyor. Keşke gökyüzüne baktığımızda hepsini görebilseydik. Bakalım buralarda çizgi film karakteri bulabileceğiz mi? Şu karşıda kapsüller var. Belki bunların içinde birkaç tane çizgi film karakteri vardır. Ya da ışınlanabiliyoruzdur. Belki de burası uzaylıların merkezidir. Neyse uzaylı demeyelim, şimdi gelebilirler her an. Vallahi bir tane karakter buldum bile. Bir de şuraya bakalım. Burada hiçbir şey görünmüyor. Son olarak şu karşıdaki kapsüle de bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Tamam, bu kapsüllerde işimiz bitti. Ama karşı tarafta bir sürü karakter var. Hızlıca gidip hepsini toplayalım. Bu karakter neydi ya? Mickey Mouse'a çok benziyor. Sniffles diye bir karaktermiş. Tamam, burayı da geçtik. Şu parkurun sonunda yine bir çizgi film karakteri görünüyor. O zaman hızlıca yapalım bakalım. Şöyle atlayalım yavaş yavaş. Burada hızlı koşmayı açalım. Biraz daha yükseğe zıplamam lazım. Tamamdır. Bu karakteri de aldık. Bu da Papa Bear'mış. Oğlum kırmızı renkli ayı mı olur ya? Vallahi ilk defa gördüm. Şimdiye kadar 16 tane karakter bulduk. Bakalım şuralarda neler varmış. Şu karşıda var ama bir tane de burada gördüm. Önce bunu alalım. Burada da üzgün bir penguen var. Ne oldu ki acaba buna? Neyse, ona daha sonra bakacağım. Bir de şu sarı saçlı amcayı aldık. 18 oldu. Bu füzeye çıkılmıyor sanırım. Ama merdiven koymuşlar. Oho, ilk gizli bir yol buldum. Oğlum, füzenin de daha da üstüne çıkıyor bu yol. Şöyle yolu kaybetmeden yukarıya doğru çıkmam lazım. Tamam, gayet güzel gidiyoruz. Yavaş yavaş çıkalım. Aşağıya düşmemem gerekiyor. Bakayım devam ediyor mu yol? Tamam. Şöyle çıktım. Geldim. İşte geldim. Oho, zor karakterlerden birisini bulduk. Ve buradan manzara gerçekten çok güzelmiş. Oha, şu yuvarlakların içinde bir şey gördüm. Tam da şu önümdekinde işte. Bakalım neymiş. Umarım tuzak falan değildir. Dikenli bir şey bu. Bunlar da beni oradan arıyor, oradan arıyor, ışınlayıp duruyor ya. İnsan bir haber verir ışınlayacağız falan diye. Neyse, şu çok zor karakterlerden bir tanesini bulmuş olduk. Artık uzaydan normal dünyaya bir geçiş yapalım bence. Vallahi içim karardı ya. Aha, işte şurada bir tane karakter var. Hemen alalım bunu. Bu da Heathcliff diye bir karaktermiş. Bir de şunu aldık. Oo, yumurta kafa. Bunu da hiç duymamıştım. Burada da taştan, lavdan bir adam var. Ama onun içinde hiçbir şey yok. Sadece şurada yanan bir ev var. Oo, bu neydi ya? Bunun asker olması gerekiyordu galiba. Öyle değişik bir çizgi filmi vardı işte. Şunun tepesinde de bir tane karakter gördüm. Bir tane de şu aşağıda. Tamam, bunları almamız lazım. Şu lavlara bir bak. Aha, bu da ışınladı beni. Tamam, bunu da aldık. Bu da zor karakterlerdenmiş. Casper'ın abisi falan galiba. Burada da büyücü Hazel var. Tamam, bunların hepsini topladık. Toplamda 25 tane karakterimiz oldu. Vallahi Tweety'yi de hala bulamadık ya. Ne diyeceğiz babaannesine bilmiyorum. Neyse, biz en iyisi Tweety'yi bir sonraki bölümde arayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.